Boris Zaharyas. Dediklerimizi harfiyen yerine getirdim. Bu iş bittiğinde Galata Karakolu hiçbir şekilde ne sana ne de bize mesele çıkarmayacak. Yüce Efendi, yardımlarınız için minnettarım. Sizden istirhamım, kızım Lara... Boris Zaharyas. O hususta yapacağınız fedakarlık, sizin kardeşlik teşkilatımıza ne kadar sadık olduğunuzu ortaya koyacak. Bu sayede teşkilatımızda ilerleyeceksiniz Boris Zaharyas. Adamınız zabit Üsküplü'ye kızınızı karakola götürmesini söyleyen bir pusula yazdı. Ne? İyi günler yenge. Kadı Gıyasettin Efendi Lara Hanım'ı karakola bekliyor. Hemen geliyorum. Kızım Lara Zaharyas, amaçlarımızdan daha kıymetli biri değil. Öyle değil mi Boris Zaharyas? Affınıza sığınıyorum. Ancak Yüce Efendi'nin bu kararı... Bu kararım amaçlarımız uğruna hayatlarımızın ne kadar anlamsız olduğunu gösteriyor. Kraliçeden sevgilerle Süreyya Hanım. Süreyya! Süreyya Hanım. Hemen hastaneye götürün. Fayton çağırın. Hayırdır Mecit? Karakolu patlayacak. Ne? Karakolu patlatacaklar. Burada toplanma sebebimiz sizlerden helallik istemek. Allah'ıma çok şükürler olsun ki sizlerle birlikte Galata'yı bir felaket ve melanet yuvası olmaktan çıkardık. Anlatacağım birader. Dostlarım, kardeşlerim, adaletin tecelli ettirilmesi görevi tüm görevlerin üstündedir. Büyük sorumluluk ister. Sizlerden isteğim, bizsiz bu görevi layığıyla ifa etmenizdir. Benden tarafa olan hakkınız helal olsun. Sizler de hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Thank you.
Şimdi herkes vazifelerinin başına. Sağ olun, var olun. Siz devam edin, ben hemen geliyorum. Peki. Allah Allah. Kadı efendi. Lara kızım, hayırdır? Beni emretmişsiniz. Kim? Ben mi? Kim söyledi? Zabit Üsküplü. İşin içinde bir iş var. Çağırmadığım halde seni neden buraya getirsin ki? Bir bulalım şunu. Mustafa. Geleceğim. Merak etme. Üsküplü! Bu büyük istansar. Sevkiyat oldu. Emrettiğiniz gibi. Sen. Cemil. Ne yap yap. Kızımı oradan çıkar. Hayatı tehlikeli Cemil. Ne yap yap. Kızımı oradan çıkar.
zirvede olmanın bedeli. Sarsıldım. O benim kızım. Beni sarsabilen tek güç. Bakıyorum bir tanem, söyle. Gördüğün en son şey senin gözlerin olmasını istiyorum. Böyle konuşmak yok. Dayanacaksın. Kurtaracağım seni. Şşş. Tamam. Ne olur sana söz ver. Allah'ını seviyorsan beni terk etme. Yalvarırım sana. Yapma. Tamam. Ama söz ver. Ama söz ver. Thank you.
bana! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Meydana geri döneceksin. Davamız için savaşacaksın. Daha fazla öldürmeyeceğim. O zaman sen öleceksin. O zaman ben öleceğim. Dur! Kızım. Benim güzel kızım. Savaşta yendiğin hiçbir kardeşin ölmüyor. Söyle bakalım. Savaşta kaybeden kardeşlerin niçin ölmezler? Çünkü ruhlar asla ölmez. Duymadım seni. Bir daha söyle. Çünkü ruhlar asla ölmez. Güzel. Kardeşlerimizin ruhları ölmezler. Çünkü kutsal savaşımızda kaybederek ölümsüzlük şansını yakalayan kardeşlerimizin ruhları ruhumuza katılırlar. Peki biz savaşta öldürdüğümüz kardeşlerimiz için ne yaparız? Vücudumuzda bir yara açar. Onları bedenimizde taşırız. Bugün için yetiştirildiniz. Bugüne cismi zayıf kardeşlerinizi yenerek geldiniz. Onların ruhlarının gücünü taşıyorsunuz. Sizler bu kardeşliğin en iyilerisiniz. Bu son imtihanınız olacak. İçinizde 6 kişi sağ kalacak. Galip olanlar Yüce Meclis'in seçilmiş savaşçıları olma onuruna ulaşacaklar. Bu büyük onur için savaşmaya hazır mısınız? Hazırız! Kardeşlerinizin elinden ruhlarınızı sonsuzluğa taşımaya hazır mısınız? Hazırız! Oğlum 6 aydır bugün için idman yapıyoruz.
Bugün bize düğün bayram Mustafa'm. Keyfini çıkar. Ne yapacaksın? Ha? 6 aydır yemedin içmedin. Güçten kuvvetten de düştün. Bak ben sana söyleyeyim, bu adam seni ikiye böler. Böler. Yine mutfakta yemek mi bıraktın? Ne? Senin evinde mutfak yok mu birader? Her seferinde benim evime geliyorsun. Evin ekşi hamurunu bile yedin. Mustafa ve Ali kardeşler. Gelin yol yakın, bas geçin. Hazırız. Kadı efendi. Söyle şu evlatlarına da vazgeçsinler. Teşkilatın 2 yiğit hocasının karşısında duramazlar öyle. Derviş efendi. Evvela artık ben kadı değilim, bunu bilesin. Sonra bu delikanlılar artık koskoca adam oldular. Kendi iradeleri var. Hem de taş gibi. Maşallah. Benden söylemesi Gıyasettin efendi. Benden günah gitti. Şimdi hocalarınızla cenk edeceksiniz. Ustaların ustası, kemik kıran lakaplı Hasan Hoca. Yıldırım lakaplı Zübeyir Hoca. 6 aydır bu adamları sizler eğittiniz. Şimdi onları mezun etmeye hazır mısınız? Evelallah. Evelallah. Hadi. Hazır mısın? Hakkını helal et kardeşim. Ulan Ali. Ne yapayım oğlum, baksana adama. Bu kadar. Ne oldun demeyeceksin Gıyasettin efendi. Thank you.
Nasılsın kardeşim? Ölünün körü gibi. Haklısın Derviş Efendi. Ne olduğunu demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Allah'ım şükürler olsun. Mesut! Sultanım. Osmanlı'nın has evlatları. Siz var olduğunuz sürece bu milletin sırtı yere gelmez evvelallah. Teveccüh buyurursunuz sultanım. Sultanım. Mustafa ve Ali efendiler 6 aylık terbiyeden sonra bugün hocalarını mağlup ettiler. Âlâ. Allah gayretinizi arttırsın. Amin. Osmanlı toprağının en büyük harp ustaları olan 2 kıymetli hocamızı 6 aylık talimin sonunda yenmek, yediğiniz ekmeğe helal olsun yiğitler. Olması gereken olmuştur. Boynuz kulağa geçmiştir sultan. Âlâ. Tekamül devam ediyor. Âlâ. Hadi bakalım. Üstünüze çeki düzenleri. Sultanım. Biz hazırız. O zaman destur verildi. Leyla. Sen ne yapıyorsun burada? Şey Ayşe abla. Abla ben merak ettim. Neyi merak ettin? Ya başına bir şey gelirse diye. Korktun yani. Sen daha sonunda ölüm olmayan bir müsabakada bile yüreğin ağzında geziyorsun. İzdivaç edince ne yapacaksın? Nerede? Abla o benim farkımda bile değil. Leyla. Mustafa çok ağır bir imtihandan geçmekte. Tez vakitte de kendine gelecek inşallah. Kendine geldiğinde de göreceği ilk yüz... senin bu güzel yüzün olacak. Anlaştık. Hı.
zor ki. Benim Gürbüz oğlum. Zincirinden boşanmış kuduz köpek gibi saldırıyor. İnşallah. Gelin bakalım. Zamanı geldi. Endişelenme. Seyret.
Vır 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 konuşuyordun. Al konuş şimdi. Oğlum aklım dimağım şaştı. Bu sefer sen konuş Mustafa'm. Çalışmaya devam edin. Vazife mühimdir. Beklemez. Nasıl buldunuz? Bu nedir sultanım? Bu padişahımızın dehası. Sultanım. Paşa. Efendiler, burada devletimizin istihbarata verdiği ehemmiyetin vücuda gelmiş haliyle karşı karşıyasınız. İmparatorluğumuzun gölgesi altında bu müşahede ettiğiniz gibi 4 mevzimiz daha mevcut. Malumunuz istihbarat faaliyetleri ecdadımız cennet mekan Ertuğrul Gazi'den bu yana bu iş için özel olarak vazifelendirilmiş insanlar tarafından takip edilmiştir. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bilgi toplamayı ve istihbaratı müesseseleştirdi. Bu müessese zat-ı şahaneleriyle birlikte şaha kalktı. At sahibine göre kişnermiş. Öyle de olmalı zaten Davut Paşa. Zira devlet-i âli üzerine oynanan oyunlar tarihin hiçbir vaktinde böylesine çetrefilli ve böylesine alçakça olmadı. Eskiden ordularla savaşırdık. Savaştığın orduyu görürsün, bilirsin, hesabını da ona göre yaparsın. Lakin artık sadece ordularla savaşmıyoruz. Günümüzde istihbarat savaşın en önemli ve dahi vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Gayri nizami harp, nizami harbin önüne geçti. Birileri bizleri yok etmek için yalnızca kudretli ordular değil, aynı zamanda usta katiller de yetiştiriyor. Hakanımızın hükümranlığında hamdolsun ki küffara karşı cengimizde hiçbir toprak parçası kaybetmedik. Bu muvaffakiyette istihbarat teşkilatımızın payı çok büyüktür. Gıyasettin Efendi. Davut Paşa biraz aksi bir adamdır. Kendisi 2 defa sürgüne gönderilmiştir. Lakin İstidatları ve tecrübesi nedeniyle her seferinde geri çağırmak mecburiyetinde kaldık. Bundan böyle birlikte çalışacaksınız. Bizim için şereftir sultanım. O şeref bize ait. Efendiler, hemen Sadid'e geleceğim. Küre-i arzda imparatorlukları ve büyük devletleri kendi menfaatleri için birbirine düşüren bir teşkilatla karşı karşıyayız. Bu teşkilatın son hedefi topraklarımız ve dahi hünkârımızdır. Bu teşkilat son derece tehlikeli ve büyük bir teşkilattır. Tabii. Sizler de bugüne kadar önemli düşmanlarla uğraştınız. Ama sizin uğraştıklarınız var ya, bunların yanında Sivas Kangalı'nın kuyruğuna yapışmış İngiliz finosu gibi kalırlar. Ah! Ah! Ah!
Efendiler, artık zabitlik günleriniz geride kaldı. Bundan böyle alelade suçlularla değil. İşinin ehli katillerle karşı karşıyasınız. Meşgul olacağımız mıntıka cihanın kendisidir. Ders adet değil. Mustafa ve Ali defalarca kez kendilerini ispatlamışlardır paşa. Öyle olsun bakalım. Yüceler Meclisi'ni hiç duydunuz mu? Duyduk. Lakin tevatürden ibaret bir efsane değil mi bu? Ne tevatür ne efsane. Yaklaşık 400 yıldır devletimizin de peşinde olduğu canlı, kanlı bir hakikat. Yüceler Meclisi'nin katillerini hiç duydunuz mu? Suikastçiler. Suikastçiler, evet. Haçlı seferleri sırasında Hasan Sabbah'ın kalesi... Alamut. Alamut, evet. Haçlılar gördükleri karşısında çok etkilendiler. Ve Avrupa'ya dönüp bir suikast şebekesi tertip ettiler. Haşhaşilerden aldıkları kara kitabı hatmederek öldürme sanatının bütün inceliklerine vasıl oldular. Ve onlardan daha üstün, daha acımasız katiller haline geldiler. Ve bu teşkilatla cihana her dönemde çok zarar verdiler. Ve bu teşkilatla gaflete düşürdükleri milletlerin kanını din, dil, ırk ayırmadan bir sülük gibi emdiler. Ecdadımızın canına kıydıkları dahi vaki. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin. Amin. Her memleketin savaş sanatlarındaki alameti farikasını bilen usta hocalar yetiştiriyor bu katilleri. Ölmeye hazır mısınız? Hazırız! Her 5 yılda bir yüzlerce savaşçı arasından seçiliyorlar. Ve başlarında da çok saygı duydukları biri bulunuyor. Yüce Meclis için öldürmeye hazır mısınız? Hazırız! Yüce Meclis için ölmeye hazır mısınız? Hazırız! Hülasa 7 kişilik bir takım halinde dolaşıyorlar. Paşam, madem bu kadar malumata sahibiz... Bu halde soruyorsunuz. Neden imha etmiyoruz bu alçakları? Eğer biraz susup dinlersen, sıra ona da gelecek. Efendiler, Yüceler Meclisi bahsi oldukça çetrefilli bir mesele. Karşı karşıya olduğumuz düşman milletler üstü, beynelmilel bir teşkilat. Onları güçlü kılan yanları ne biliyor musunuz? Dünyanın büyük bankalarının neredeyse tamamının sahibi durumdalar. Sultanım, beni bankanın başına tayin ederken ki maksadınızı şimdi çok daha iyi anlıyorum. Asrımızda iktisadi güç, beşeri güçlerin en büyüğü haline geldi. Bunlar yer üstünde bankacılık faaliyetleriyle uğraşıyorlar. Cihanın en büyük ticaret filoları onların hakimiyeti altında. Neft yataklarının işletme haklarına sahip olan kumpanyaların sermayesini bunlar veriyor. İngiltere ve Amerika'daki sanayi yatırımları, silah fabrikaları ve de tren yolları işletmeleri bunlara ait. Yani yasal işlerine engel olmak ve onları suçlamak mümkün değil. Bu durumda teşkilatın yer altındaki merkezini bulmak icap ediyor. Evet. Ama bu hiç kolay değil. Zira teşkilat çok iyi bir yerde saklanıyor. Nerede? İstanbul'dadır. İstanbul'un en zehir 2 zabiti karşımda. Sizin muhakkak bundan haberiniz olurdu, değil mi? Davut Paşa. Kadı efendi. Ben artık kadı değilim. Malumunuzdur. Gıyasettin efendi. Burada gördüğünüz her neferi kendime ittim.
Lakin Sultanımız Efendimiz bana Ali ile Mustafa'yı teşkilatıma almam emrettiler. Ama ve lakin sizin evlatlarınızın daha çok fırın ekmek yemeye ihtiyacı var, bilesiniz. Davut Paşa, oğullarım ilmin hayat, cehaletin ölüm olduğunun idrakindedirler. Merak etmeyesiniz. Maksatları nedir? Oraya da geleceğiz dedik ya. Romanya'da, Londra'da, Moskova'da, Hindistan'da yuvalandıklarını biliyoruz. Hatta kıta Amerika'sında yeni bir merkez açmaya hazırlandıklarını da biliyoruz. Bundan 5 yıl önce Mısır'daki ve Tebriz'deki merkezlerini çökerttik. Lakin kimseyi sağ yakalayamadık. Bunlar sağ yakalanmıyorlar. Yakalandıklarında ise banotu zehriyle intihar ediyorlar. Etkisi muazzamdır. Anında öldürür. Bunlar kime hizmet ediyorlar peki? Maksatları cihanı şeytanın istediği gibi yönetmek. Boris Zaharias. Kızın Nara Zaharias nerede? Kızı mı Yüce Efendi? Evet, kızın. Tüm aileni öldürdüğünü bilen ve bu yüzden senin ve bizim için tehlike arz eden kızın. Boris Zaharias. Sana bir soru sordum. Kızım. O öldü. Emrettiğiniz üzere karakol patlamasından kurtulamadı. Yalan. Boris Zaharias, senin bize yalan söylediğini düşünüyoruz. Efendiler, şimdi söyleyeceklerim fevkalade mühimdir ve kat'i surette sinelerde saklı tutulması lazım gelen bir sırdır. En büyük meselemiz, şeytanın gölgesine gizlenmiş yüce meclis dedikleri zındıka komitesini ifşa etmek ve şeytanın oyuncağı olmuş, kendini yüce efendi zanneden o şarlatana dünyanın kaç bucak olduğunu göstermektir. İbrahim peygamberden oğlunu kendine kurban etmesini istedi. Bunu niye istedi biliyor musun? Sadakatini sınadı. Evet, sadakatini sınadı. İnancı ne kadar katıksız, onu bu büyük imtihanla anladı. Biz de seni kızınla sınadık Boris Zaharias. De oğlumla sınamışlardı. Lakin sen ne yaptın? Gereğini yaptım Yüce Efendi. Kızımı sizin için kurban ettim. Hala yalanında ısrar ediyorsun. Sana son bir şans daha vereceğim Boris Zaharias. Ya doğruyu söyler ve buradan çıkıp gidersin. Ant içerim ki hayatını bağışlarım. Ya da yalanında ısrar eder ve burada ölürsün. Tamam.
Hastayı servise çıkarabilirsiniz. Vaziyet nasıl? Yaşayacak mı tabii hanım? Durun, sakin olun. Biz müzüm edeni yaptık. Vaziyeti iyi, çok şükür. Allah izin verirse yaşayacak. Allah senden razı olsun. Hayırlı nasipler versin kızım. Biraz görebilir miyiz? Şimdi hasta odasına alıyorum. Orada görebilirsiniz. Ama sadece 5 dakika. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Süreyya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk meleğim. Ne bu utangaç tavırların? Sen benim hayatımı kurtardın. O yüzden meleğimsin. Estağfurullah, o nasıl söz? Ben sadece vesile oldum. Sizi hayata döndüren Allah'tır. Elbette öyle. Lakin o gün bıçak yarasına müdahale etmeseydin, başımda günlerce o kadın ruhundan anlamayan patavatsız adamla beklemeseydin, ben şimdiye çoktan ölmüştüm. Şimdi her şey tamam da Ali abime laf söyletmem ben. Ali abisini korurmuş. Korurum tabii. Hadi benim odaya geçelim. Yalan kardeşlik için büyük bir suçtur. Ve cezası ölümdür. Lakin sen yalan söylemiyorsun Boris Aharyas. Bunu hayatında kanıtladın. Kardeşimizi selamlayın. Çünkü bizim için büyük bir fedakarlıkta bulundu. Yarın bana daha yakınlaştı Boris Aharyas. Şimdi git. Unutma. Senin için çok güzel düşüncelerim var. Hocam. Heh. Bu Davut Paşa'yla ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Hem memlekete hizmet edeceğiz, hem de Devlet-i Aliye'ye musallat olmuş dahili ve harici düşmanlara karşı omuz omuza mücadele vereceğiz. Hocam, adam durup durup bize saydırıyor. Geçer oğul. Zamanla geçer. Onu da anlamak icap eder. Adamın yıllarca hizmet verdiği bir işe tepeden inme tayin edildik. Yadırgayacak elbet. Değil mi oğul? Tabii hocam. Ben dükkana gideceğim. Müsaadenizle. Git bakalım. Git. Demir dövmek sana iyi geliyor. Hocam, mesele sadece Lara değil ki. 6 aydır talimlerden fırsat buldukça fellek fellek Boris'le Üsküplü'yü aradık. Ya bulamayınca da koyuyor adama tabii. Zaman iyi gelecek aslanıma. Toparlayacak kendini. İnşallah hocam. Boris Efendi. Ölümle sınanan yalanlar, yaşamla sınanan gerçeklerden çok daha güçlüdür. Yeter ki söylediğin yalana inancın tam olsun. O zaman herkesi kendi gerçeğine inandırabilirsin. En zekileri bile.
Anlaman gerekmiyor. Benim gitmem gereken bir yer daha kaldı. O? Merak etmeyin. Gözetimimiz altında. Boris'ten hoşlanmıyorsun değil mi? Ama ona saygı duyuyorsun. Kibir aptallığın en büyük, en bariz belirtisidir. Garip bir şekilde Boris kibrini gömmeyi başarıyor. Bu onun en beğendiğim yanı. Aynı zamanda en büyük zayıflığı. Vakit tamamdır. Git ve sırası gelmiş işi bitir. Sakin ol. Sakin. Sakin aslanım. Sakin. Sakin. Çavuşum, takviyeler birazdan burada olur. Siz burada bekleyin. Takviyeler gelince peşimden gelin. Kardeşlik için Mustafa beni bulsun. Gönlüme düştü bir kereler. Vazgeçmem.
Sen benim hayatımdaki mutluluğun tek adısın. Aşk neymiş ben seninle gördüm Lara. İsterse şimdi ölüm gelsin. Umurumda değil. Sensizlik çok zor be Lara. İblis. İblisin kokusu. Tekke'de sübyan nöbeti mi var? Hadi beraber geçelim. Hayatta olmaz. Küsüm ben o eli denecek herife. Lütfen. Olmaz. Bakın şimdi küs olabilirsiniz ama küs kalacağınızı sanmıyorum. Aşk bahsinde o kadar şanslısınız ki. Keşke ben de sizin kadar şanslı olabilsem. Şansını kendin yakalayacaksın. İyi ama nasıl? Sabırla. İşini bitiremedin de benim elimde mi ölmeye geldin? Eğer istersen beni öldürebilirsin, sana direnmem. Tezgahın mı? Tam 6 aydır arıyorum seni. Neden kaçtın? Kızımın yasını tutmaya hakkım olmadığını mı düşünüyorsun? Onu nereye defnettin? Sana sordum. Onu nereye defnettin? O şimdi annesinin yanındadır. Cennette. Peki sen? Sen nereye gideceksin? Biliyor musun? Cehenneme. Diyor musun ateş? Ölümü, günahlarını, yıktığın hayatları, aldığın hakları. Ve bunların vebalini ödeyeceğin cehennemin azabını hissediyor musun? Lara. Anlatını ağzına alma. Anlatını ağzına alma. Lara'yı önce sen unutacaksın kardeşim. Mustafa'm çok kötü günler geçirdi. Biraz sabır, biraz sebat kardeşim. Bak ondan sonra Mustafa'mın gözleri senden başka kimseyi görmeyecek. Kimseyi. Bir de centilmen olacaksın. Centilmen erkeklere söylenendi değil mi? İşte bu da bunu kadınlar için alından. Her neyse. Bana bak Ali Efendi. O kadar kolay mı sandın? Sen bağır çağır kalbimi kır. Ondan sonra oradan buradan topladığın çiçeklerle gönlümü alacağını san. Gördün mü bak? Gözümün nuru. Okyanus gözlüm benim.
Tamam, ben bu çiçekleri gelirken mezarlıktan yolmuş olabilirim. Ama ben fakir bir zabit eskisiyim Süreyya. Bu çiçeklerle kalbimden başka sana vereceğim hiçbir şeyim yok ki. Yok. Tamam, tamam. Tabii be hanım, acil vaka. Gazanfer Çavuş'u vurmuşlar. Gazanfer! Ameliyathaneye hazırlayın hemen. Gazanfer! Dayan aslanım. Dayan Gazanfer. Kardeşim. Dayan kardeşim. Kim yaptı bunu sana? Nasıl oldu bu iş? Acele edin. Çabuk. İkimiz de onu kurtaramadık. Neden buradayım biliyor musun? Sana artık kızgın olmadığımı söylemek için. Sen ne iğrenç bir adamsın. O çok uzaklarda Mustafa. Çok uzaklarda. Nasıl oldu bu iş Allah? Mecitler arka taraftaki ambarlardan silah sesleri duymuşlar. Koştuk, yetiştirdik. Eşkal falan görmediniz mi? Kim?
iyi iş bitirdik. Kurtulduk Gazanfer'den. Hiçbir şeyden kurtulmadınız. Sizi nasıl buldular? Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırdır oğul? Nen var? Ne yapıyoruz biz hocam? Ne demek istersin oğul? Yani burada ne yapıyoruz? Böyle dediğine göre sana bir haller olmuş. Belli ki yüreğindeki yangını birileri harlamış. Boris. Ziyaretime geldi. Buraya. Geri döndüğüne göre İstanbul'da yarım bıraktığı işler var demek ki. Onu öldürebilirdim. Ama yapmadım. Ailemi öldüren, bana dünyayı zindan eden adam avcumun içindeydi. Ama onu öldürmedim. Peki oğul. Öldürseydin adaleti sağlayacak mıydın? Neyin adaleti hocam? Delil dedik. Şahit dedik. Adalet dedik. Elimiz kolumuz bağlı kala kaldık. Suçlu olduğu katı olan melunlar da gözümüzün içine baka baka suç işlemeye devam ettiler. Bizimle alay eder gibi etrafımızda cirit attılar. Onlarda silah, bizde adalet. Neyin adaleti hocam? Bunca canımız gitti. Yetmez mi? Bende adalet falan yok. Bitti. Evlat dediğin demirden leblebi gibidir. Çiğneyebilene aşk olsun. Üsküplü. Gerçek ismin neydi senin? Manastırdaki ismin. Stavros. Stavros. Buradaki görevin bitti. Seni manastıra geri yollayacağız şimdi. Padre seni görmek istiyor. Padre mi? Yıllardan beri kardeşlerinden ayrı kaldın. Nihayet onlarla kavuşacaksın. Karakol eylemi başarısız oldu ama. Sen görevini layıkıyla yaptın Stavros. Bizi mahcup etmedin. Yüce Efendi sana takdirlerini gönderdi. Bu büyük bir onur. Bugün bizim için çok özel bir gün. Kardeşliğin en güçlü savaşları burada. Yakında Stavros da bize katılacak. Marifetli bir savaşçı değildi. Ama iyi bir tuzakçıydı.
Herkesin bir vazifesi var. Maruf doğru söylüyor. Evlatlarım. Kardeşliğe. Kardeşliğe. Emir ve talimatlarım müzakere edilebilir şeyler midir? Haşa sultanım. Öyleyse nedir bu müzakere arzunuz? Geçmişte birçok hususta haklı çıktın. Belki bu konuda da haklı çıkacaksın. Lakin kanaatim katidir. Bu işi deneyeceğiz. Emredersiniz sultanım. Lakin... Lakin... İstihbarat kirli bir iştir. Yıllarını kadılıkla geçirmiş bir adalet adamının yapacağı iş değil. Mustafa ve Ali iyi zabitler. Çok istidatlı çocuklar. Lakin istihbarat teşkilatının bu kadar yüksek seviyesine tepeden inme konulacak kadar yetişmediler. Ayrıca bu durum teşkilatın yıllar içerisinde oluşmuş liyakat tahammüllerine uygun değil. Sıkıntı çıkarır. Bunlara diyeceksin. Ama içinde tutuyorsun değil mi? Paşa. Seni teşkilatın başına koyduğumda yaşadığımız sıkıntılar malumundur. Bu delinin bu mevkide ne işi var dediler. Efendimiz. Sen ne yaptın? Bu laflar edenleri mahcup ettin. Paşa. Fevkalade bir dönemden geçiyoruz. Bize bu vatanı senin gibi seven deliler lazım. Siz nasıl münasip görürseniz, biz lüzumu neyse onu yaparız. Âlâ. Gıyasettin Efendi, senin de tüm teşkilatında yeni başkanıdır. Allah utandırmasın. Ne olmuş? Vurmuşlar kardeşim. Durumu nasıl? Koğuşa çıkarttılar. Biz de Leyla bacıyı bekliyoruz. Koğuşunu çıkardık, koğuşa aldık. Müşahede altında tutacağız. İyileşecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi dinlenmesi gerek. Kısa sürecek, bir dakika. Tamam. Müsaadenizle hocam.
Kim yaptı bunu? Kim? Bir daha söyle. Kim bunlar? Karahanoğullarının çocukları. Bu kadar küçük bir iş için mi kardeşliğin en iyi adamını gönderdiler? Stavros. Biz sorgulamayız. Yaparız. Doğru. Yetişecek yeni neferler gerekiyor kardeşliğe. Biz aynı eve gidiyoruz. Bir süre orada saklanacağız. Ortalık yatışınca sen de aramıza katılacaksın. Padremin emirleri. Üsküp'ü. Nasıl buldun onu? Aylardır arıyorum. Karakola bir ihbar geldi. Liman çevresinde görüldüğüne dair. Gerçekten de bizi görünce kaybolmaya çalıştılar. Ama takip ettik. Man bölgesi. Ah Hamdi ya. Akıllanmayacaksın. Sonra? Biz özellikle eski ambarlarını oraya çektiler. Özellikle derken? Belki inanmayacaksınız ama sadece beni istiyor gibiydi. Beni vurduktan sonra isteseydi kolayca öldürebilirdi. Ama yapmadı. Yanıma geldi. Sizinle ilgili bir şey söyledi. Ne dedi? Kardeşlik için Mustafa beni bulsun. Kardeşlik için Mustafa beni bulsun. Kardeşlik. Stavros meselesini hallettin mi? Evet Yüce Efendi. Çok akıllı bir padişahla karşı karşıyayız. Padişahı bu kadar tehlikeli yapan nedir biliyor musun Efendi Alexander? Dünyanın gidişatını ve siyasetini iyi okuması efendim. Hem evet hem hayır. Hem doğru hem yanlış. Dünyayı yöneten asıl güç insanların küçük hırslarıdır Efendi Alexander. Zannetme ki dünyayı krallar veya parlamentolar yönetir. Hiçbir muktedir insanların rızası olmadan onları uzun süre yönetemez. Öyleyse esas güç insanların fıtratını okumaktır. Haklısınız efendim. Yaklaşık 150 yıldır Osmanlı'yı insan fıtratını bu kadar iyi okuyan bir padişah yönetmedi. O kötülüğün gücünün nasıl çalıştığını çok iyi biliyor. Efendimiz bugüne kadar bu bizim için iyi bir şeydi. Evet, iyi bir şeydi. Çünkü İngiliz ve Fransız cücelerinin hızlı gelişmesine karşı imparatorluğu ayakta tuttu. Ve gücün dağılımını lehimize dengeledi. Sırası geldiğinde yıkılması gereken Osmanlı'yı yıkılması zor bir hale getirdi. Bu da bizim için kötü bir şey. Emirleriniz? Kardeşlerimizi toplantıya çağır. En iyi bildiğimiz oyunu oynayacağız.
Boris Efendi. Evet. Emrettiğiniz gibi Üsküplü'yü bulduk. Göz altında tutuyorduk. Bugün büyük bir silahlı çatışmaya girdi. Zabit Gazanfer yaraladı. Lakin tam öldürecekken yapmadı. Belki de yaralı olarak kurtulmasını istiyordu. Ve neden böyle bir şey yapsın ki? Vicdan. Vicdan? En akıllı insanı bile esir eder. Üsküplü'nün peşini bırakın artık. Emredersiniz. Üsküplü şerefsizini bulmamız şart. Evelallah kardeşim. Şimdiye kadar bulmadığımız hata. Oğlum başka işlerimiz vardı. Elimizi kolumuzu bağladılar resmen. Baksana. Nereye gençler? Gözünü dört aç. Nereye olacak hocam? Adaleti sağlamaya. Ne sen zabitsin ne ben kadıyım. Adaleti nasıl sağlayacaksın oğul? Silahınla mı? Ha? Eğer silahınla, mermilerinle sağlayacaksan adaleti, kendi kanunlarını adaletin üstünde görüyorsan eğer, yazıklar olsun bana. Hocam, ben şahsi bir intikamın peşinde değilim. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Temsil ettiğimiz bütün itikadi ve beşeri değerleri korumak adına hakkaniyetin ve zaferin peşindeyim. Fevkalade öyleyse. Nereden başlıyoruz? Nereden başlayacağımızı çok iyi biliyorum. Müsaadenizle ama. Müsaade senin. Düş önümüze. Aferin. Evet, herkesin tetkiki bitti mi? Evet. Hadi öyleyse dışarıya. Şunların neşesine bak, Allah eksiltmesin. Bir de sen neşeli olsan. Ben Mesut'um abla. Ne oldu? Şimdi sen zannediyorsun ki eğer Mustafa ile izdivaç edersem dünyanın en mesut insanı olurum. Et. Edin tabii. Çok da yakışırsınız. Lakin şunu iyi bil. Neyi bileyim abla? Benim Gıyasettin'im, Mustafa, Ali. Bunlar var ya. Bunlar kefenleriyle gezerler. Bunlar bizden önce silahlarıyla evlenmişler. Gel. Esat Paşa. Başınız sağ olsun Boris Efendi. Teşekkür ederim. Elim hadiseden beri pek İstanbul'da değildiniz. İnzivaya çekilmem gerekiyordu. Umarım anlayışla karşılamışsınızdır. Elbette, elbette. Biliyorsunuz, Azize'yi de öldürdüler. Duydum. Sizin de başınız sağ olsun. Sağ olun. Sizin için yapabileceğim herhangi hiçbir şey... Hiçbir şey mi? Günahlarımızın bedelini yeterince ödemedik mi Esat Paşa? İşbirliğimize şimdilik ara vermeye ne dersiniz? Siz nasıl isterseniz. O zaman... Elbette. Müsaade sizin. Thank you.
Aynı külliye altında yaşıyoruz ama yüzünüzü gördüğümüz yok bu arada. Haklısın. Aynı çatı altında nelerle uğraştığınızı bir bilsen. Padişahımız emrettiler, başımızın üstünde yerimiz var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aşağıdaki olaylarla ilgili bir malumatım yoktur. Olsun da istemem. Lakin şunu öğrenmek isterim. Neden burayı seçtiniz? Burası böyle bir faaliyette bulunmak için insanın aklına gelebilecek son yer. İnsan kötülük yapmak isterse er ya da geç bir yolunu bulur Davut Paşa. Ne yapar ne eder bir yerden sızar. Her gün mutlaka 2 saat çalışıyorsun. En tehlikeli düşman sessiz olandır. Padre'nin dediği gibi her zaman hazır olmak gerek. Doğru. Vücudum dinç. Yorgun olan burası. Rüyalar. Yine rüyalar mı? Hep aynı kadını görüyorum. Beni seviyor. Sarılıyor, öpüyor. Sonra birileri bizi zorla ayırıyor. Celal. Neden seçilmiş çocuklar biz olduk? Ne? Neden bizi seçti? Hiç düşünmüyor musun? Öldürdüğümüz onca insan, çıkardığımız savaşlar. Bunları neden yapıyoruz? Para. Padre bunları duyarsa cezanı biliyorsun. Ölüm. Bir ölüm meleği olarak ölümden korkmamayı öğrendim Celal. Sana hiç olmuyor mu? Saçma sapan şeyleri kafandan at artık. Biz seçilmişler. Bu dünyanın kaderiyiz. Dünyanın kaderi mi? Hakikaten inanıyor musun buna? Celal. Dünya çok büyük. Biz de onun kaderi olamayacak kadar küçük varlıklarız. Kardeşlerim, sizi acil toplantıya çağırdım. Tehlike altındayız. Padişah Kadı Gıyasettin'i bankadan sonra istihbaratın başına geçirdi. Ve biz onu büyük patlamada yok edemedik. Onu en iyi Boris kardeş bilir. Öyle değil mi Boris kardeş? Yüce Efendi. Evet Boris Aharyas. Gıyasettin'in ahlakı ve dirayeti, Mustafa'nın zekası ve padişahın ufku ve aklı ile birleşirse ne olur? Davut Paşa, Yüce Meclis'le alakalı ne varsa hissettim. Bir mahsuru yoktur inşallah. Padişahımızın emriyle teşkilatın başkanı sizsiniz. Her türlü ruhsat elinizde. Lakin bizzat benden istemiş olsaydınız daha makbule geçerdi. Yanınızdaki bu... Ben Abdullah. Foto Abdullah. Kim olduğunuzu biliriz. İcatlarınızı da. Kadı Gıyasettin beni buraya davet ettiğinde etrafı biraz dolaştım. Dolaştınız da demek. Evet. Çok şaşırdım. Dünyada ne kadar yeni icat varsa hepsini buraya getirmişsiniz. Beynel melal bir harbin içindeysek ki öyleyiz, düşmanımızın kuvvetinin ne olduğunu bilmek lazım gelir. Bizim korkumuz ilimden değildir. Bizim korktuğumuz
gizliliğimizin açığa çıkmasıdır. Bir sıkıntınız olmasın Davut Paşa. Abdullah Efendi bundan böyle bizimle birlikte çalışacak. Bizim de burada kurduğumuz bir nizam var Kadı Efendi. Onlarca muhbir sokakta. Her deliğe göz atıyor, her sese kulak kabartıyorlar. Tek istedikleri bizim mevzilendiğimiz yeri öğrenmek. Allah'a şükür ki şimdiye kadar bir tek bilgi kırıntısı dahi vermedik. Bunda muvaffak oluşumuzun sebebi burada kurduğumuz nizam sayesinde. Benim usullerime alışacaksınız Davut Paşa. Karşımızdaki düşman şeytandır. Şeytanla baş edebilmek için bazen şeytan gibi olmak gerekir. Bu işlerde adalet yürümez. Bu işler adaletle çözülmez. Çok yakında siz de bunu anlayacaksınız Gıyasettin Efendi. Gıyasettin'in yeni vazifesi bizim emellerimiz için büyük tehdit oluşturur. Yalnız emellerimiz için değil, bizim için de büyük tehlike olur. Eğer şimdi önlerini kesmezsek sonra çok geç olacak. Bu durumda ne yapmalıyız Boris Zaharyas? En iyisini siz bilirsiniz Yüce Efendi. Hem padişahın hem de Osmanlı'nın kolunu kanadını kırmak için 25 yıl önce yaptığımız şeyi tekrarlayacağız. Firavun harekatı için hazırlanın. Manastır'a haber gönderin. Ölüm melekleri gelsin. Karakol patlamasında başaramadığımız şeyi bu sefer kökünden halledeceğiz. Biz düşmanımızın büyüklüğünü de, tehlikesini de farkındayız. Lakin siz bizim usullerimizde teşkilata ne katacağımızı hala farkında değilsiniz. Siz öyle görüyorsanız benim yapacak hiçbir şeyim yok. Bu nedir? Nereden buldunuz bunu? Bu nedir Davut Paşa? Harita ve bir ev. Ayna ev diyorlar. Bu evin Yüce Meclis'in irtibat noktalarından biri olduğunu sanıyoruz. Sanıyorsunuz demek. Evet. Ev gözetimimiz altında. Ne zamandan beri? 6 ay 4 gün. Beklemekteki maksadınız ne? Büyük balığın oltaya takılması. Kimin büyük balık olduğunu nereden bileceksiniz? Bir his. Bunlar nedir? Sınır noktaları gibi. Onları hala çözemedik. Araştırmaya devam ediyoruz. Ayna evi basacağız. Yapmayın Gıyasettin Efendi. Önce istihbarat. Düşman içimizi kemirirken zamanımızın olduğunu düşünmeniz hatadır Davut Paşa. Bakın. Bu lekeler ne biliyor musunuz? Kan. Bu haritayı ele geçirmek için 20 yıldır yanımda olan neferlerimden biri kollarımda şehit oldu. Merak etmeyin. Bu harita boşa gitmeyecek. Eğer gitmekte kararlıysanız size en iyi adamlarımdan... Söylediğiniz gibi bu bir savaş değil, baskın. Allah yardımcınız olsun. Abdullah, diğer evrakları incele.
Bana Farah'ı getirin. Gel Farah. Onlara iyi bak. Pek çoğu senin yaşına erişemeyecek. Bazıları casus, bazıları savaşçı olacak. Ama hiçbiri senin kadar yetenekli olamayacak. Buraya ilk geldiğin günü hatırlıyorum. Zayıf, çelimsiz bir kız çocuğuydun. Ama şimdi görüyorum ki kardeşliğin yüzyıllardır çıkardığı en iyi kadın savaşçısın. Bu yüzden vereceğim vazifede sana çok güveniyorum. Firavun harekatına başlıyoruz. Bu iş böyle olmayacak. En iyisi bir karar verelim. Bence Zeyrek kahvehanesi güzel ha. Ne diyorsun? Ya bak kardeşim kulağa bile hoş gelmiyor ya. Çeyrek kahvehanesi işte ne güzel. Ya oğlum Zeyrek kahvehanesi böyle dile oturuyor. Çok güzel duruyor ya. Bak Zeyrek zaten sıcak esmiyor, darlandım. Çeyrek diyorum çeyrek olacak. Lan! Bıdı 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 sabah sabah. Bir susun lan. Ali amirim. Amirim amirim yok. Ben amir değilim, siz de zahmet. Eyvallah amirim. Sizin olmadığınız yerde biz de bir dakika durmayız. Bastık istifa ya. Oğlum biz gittik. Gittik ama gitmedik. Ulan bunlara da nasıl anlatacağım? Evle vera kuvvet. Ana Zeyrek, gel gel. Harlem o amirin kafa gitmişti ya. Yerine gelmemiş. La bak nasıl anlatacağını hatırlamıyor ya. Evet vallahi, vallahi öyle. Amirim ben size bir kahve yapayım. Bazen düşünüyorum da bu zabitlikten ayrılmanız iyi oldu ha. İstanbul sizin gibi müthiş bir ikiliye hazır değil şu an. Zeyrek, amirim büyük ihtimal Süreyya yengeyle kavga etti. Onun için böyle bizim üzerimize geliyor. Hey Allah! Kavga mavga yok. Terbiyesizler. Ne yapıyorsunuz? Kahve. Ver ben götürürüm. İşinize bakın. Hey amir. Koy. Ya burası da çok sıcak oluyor yalnız közün başında. Ben yanıyorum ya. Dükkan size emanet amirlerim. Ya oğlum ya. Biz de zabit kalaydık bunlar geçmiştik ya. Ha müşir olmuştuk vallahi. Amir olmuştuk değil mi? Ne olmuştuk ama kısmet. Hadi yürü yürü. Aşk kısmet. Al. Kendine gelirsin. Neredeydin lan? Orada, burada. Ne oldu peki? Başlamayın oğlum. Bak Mustafa'm. Kadın dünyanın en zengini. Benim etim ne, budum ne? Nasıl yaparız, ne ederiz? Millet ne der? Ne olacak? Sen doğru bildiğini yap. Bırak el alem arkandan ne derse desin diyen sen değil miydin? Ben mi? Evet. Oğlum çok afilli laf etmişim he. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum Mustafa'm. Süreyya. Herkese sabır tavsiye ediyorsun. Ben sabrede sabrede bir hal oldum dedi. Kime sabret diyorsun ki? Leyla'ya. Neden? Oğlum sen... Mustafa'm konu benim ben. Bana dön bana.
Sonra dedim ki, aha bizim şu kadar maaşımız var. Mustafa'mla ben bu maaşı da zaten Sabri Sübyan'a dağıtıyoruz. Ben bununla senin ayakkabının tekini alamam, tekini. Mustafa'm, bu kadın el bebek, gül bebek büyümüş kardeşim. Ben onu nasıl geçindireyim Mustafa, nasıl? Süreyya'nın istediğini hiçbir servet satın alamaz Ali. Aşk satın alınır mı lan? Ha? Sevmişsiniz birbirinizi, daha ne istiyorsun? Bırak artık dik kafalı. Üzme kızı da. Üzülmüş müdür lan? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Üzülmüş müdür lan? Kim gönderdi zannediyorsun beni buraya? Oğlum bu kadın benim ciğerimi biliyor lan. Vallahi nasıl dövüştüğünü de gördük. Şöyle senin bir ağzını burnunu kırsa da akıldansan. Hadi. Bak bu işler ertelemeye gelmez. Dünyanın bin türlü hali var, benden biliyorsun. Tez zamanda nihayetine erdir şu işi ha. Üzülme sonra. Oğlum gerçekten çok sağlam sağ var ha. Çenemi enseme koydu zannettim lan. Paşa kardeşlerim, geç kaldık. Hadi. Hadi. Evet Mustafa'm, anlat bakalım. Seni dinliyoruz. Hocam elimizdeki haritaya göre Yüce Melis'in irtibat evlerinden birisi olan bu ev Karadeniz kıyısında. Maksadımız buraya baskın yapıp olabildiğince belgeyi sağlam ve melunları sağ ele geçirmek. Tabi bunlar ne? Onları canlı ele geçirmeliyiz. Davut Paşa, onlar canlı ele geçmez demişti. Yakalanacaklarını anladıkları gibi kendilerini zehirleyip öldürüyorlarmış. Neydi? Banotu. Banotu. Benim bir fikrim var. Hakkını versin. Bunun içinde ne var biliyor musun sen? Panzehir. Herkesi öldüren zehri, panzehri. Ama o da bir zehir sonuçta. Hoş geldiniz. Yaralıya bakmaya gitmiştim, burada olduğunu söylediler. Demek zehir konusunda ustasın. Yani. Kuzum. Bana da şöyle aşkı tık diye yok eden bir panzehir hazırlasana. Aşk bir zehir mi ki panzehir olsun Süreyya Hanım? Ya bu iyi fikir ha. Leyla panzehir işini hallederse şahane olur. Oğullar, sıkı suikastçilerle karşı karşıyayız. Sizden isteğim evvela canınıza ehemmiyet göstermeniz. Kılınıza zarar gelsin istemem. Hocam, siz gelmeseniz. O nasıl laf ya? Yani, hallederiz biz. Duymamış olayım. Şimdi, gidip de dönmemek var. Helalleşmek istedikleriniz olabilir. Bir iki kelam etmek istedikleriniz olabilir. Şimdi gidin, akşam namazından sonra buluşalım. Ne bakıyorsun? Gitsene oğlum. Gideyim mi gerçekten birader? Durduğun kabahat.
Diğer şartları bilahare görüşeceğiz. Evlen benimle bir kız. Şirketimizin değerli mürahasa azaları, sizi namı diğer Bıçak Ali ile tanıştırayım. Bir kere de bir şeyi doğru yap be taş kafalı. Sayın Muharrem Arızalar, bize biraz müsaade edebilir misiniz? Ya da biz dışarı çıkalım Süreya. Hanım. Dışarıda ne yapacağız? Güllü limonlu lokum yeriz, Sadabat'ta gezeriz. Duymuyor mu kızım ne diyorum? Müsaade ederseniz. Hayırlı günler dilerim. Yengeye selamlar. Yengeye selamlar ama o kravat hiç olmamış ben sana söyleyeyim. Ben seni bir yerden tanıyorum ama Arıza mısın yoksa sen de? Yok. Nasıl daldım içeri? Demek böyle evlenme teklif ediyorsun. Pat diye. Anla işte be Süreyya'm. Keşke sana afilli lafları, o janti şiirleri söyleyebilseydim. Ama ben böyleyim mi Süreyya? Sokakların çocuğuyum. Ne öğrendiysek orada öğrendik. Hem korkar söyleyemez, hem de içimizde tutamayız. Ölümüne severiz de gösteremeyiz. Ben seni çok sevdim be Süreyya. Yüzüne her baktığımda, o gözlerindeki okyanusta boğuldum. Sonra tekrar doğdum. Sen benim ciğerlerime çektiğim nefessin. Sen benim adını her duyduğumda yüreğime düşen kor ateşsin. Ne güzel konuştun. Genelde öyle konuşurum Süreyya'cığım. Evet. Biliyorum çok ani oldu. Bana bir şans ver Süreyya. Bu teklifimi tekrar düşün. Ne? Evet mi dedin? Bak az önce duydum evet dedin. Duydum evet dedin. Şuradan şuraya gidiyordum. Evet dedim duydum. Bu kulaklarla duydum. Evet dedin. Evet dedin Süreyya. Her şeyi isterim ama ilk önce kına gecesinden başlayacaksın. Söz. Görevden döneyim. Yusuf Efendi ile konuşacağım. Bizim tekkede sana en kralından bir kına gecesi yapacağız. En kralından. Ne görevi yine? İki haftalığına gideceğim. Ama senin için döneceğim Süreyya'm. Hele bir dönme. Süreyya'cığım. Ben oraya daha önce bir kere gittim. Bana orası yaramıyor. Hiç yaramıyor. Döneceğim. Döneceğim. Gel. Destur var mıdır? Tabii buyurun. Size bir şey ikram edeyim. Çok dalgınım. Affedersiniz. Lütfen oturun. Benim için çok önemli insanların hayatını kurtardın. Bunu biliyorsun. Sana layığıyla hiçbir zaman teşekkür edemedim. Allah razı olsun senden. Estağfurullah, benim vazifem. Bugün Abdullah Efendi de geldi. Bir şeylere ihtiyacınız varmış. Ben o şeyleri de şey yapacağım. Gel hatun, gel.
Otur hele. Allah'a şükür. Hatun. Nasipse iki hafta kadar vazife için uzaklarda olacağım. Nereye? Anladım. Söylemiyorsun. Gönlümün sultanı. Sen sorma ki ben de cevaplamak zorunda kalmayayım. Yüreğimde bir sıkıntı var. Bir türlü geçmez. Sen kadısın. Öyle yetiştin. Öyle yetiştirildin. Şimdi bu haller nicedir? Gizli saklı işler senin vazifen midir? Devletin verdiği her türlü vazife kabulümüzdür. Bundan kaçmak olmaz, bilirsin. Aman Gıyasettin. Sağ salim evine dön. İnşallah. Babam geldi. Yaşasın. Gelin bakalım, gelin. Bana bakın. İki hafta evde yokum. Annenizin sözünden çıkmak yok, tamam mı? Tamam. Anlaştık. Farah, konuştuğumuz gibi sen İstanbul'a trenle gidiyorsun. Hazırlığa başla. Emredersiniz padre. Ha! Hep birlikte İstanbul'a gitmiyor muyduk? Ama daha önce uğramamız gereken bir yer var. Nedir bu? İstediğiniz şey, yani Abdullah Efendi'nin istediği şey. Banotuna tesir eder mi? Bu kadar kısa sürede tam tesirli bir şey yapmam imkansızdı. Lakin işinizi görür. Sana nasıl teşekkür etsem bilemedim. Allah'a emanet olun. Mustafa. Aslında bana teşekkür etmenin bir yolu var. Nedir o? Sağ salim dönmen. Söz. Mustafa. Gıyasettin Efendi bizi bekler. Allah'a emanet ol.
İstanbul'a gittiğimizi zannediyordum. Yapmamız gereken bir iş daha var. Vladimir'e uğrayacağız. Aynı eve gidiyoruz. Neden? Bize katılacak. Çok hoşlanmıyorsun biliyorum. Ama büyüklerine karşı saygılı olman gerekiyor. Biz halledebilirdik. Bu kişisel bir mesele değil. Vladimir'e ihtiyacımız var. Ve hala en iyi adamımız o. Bizi burada bulamazlar. Padre'nin de dediği gibi. Tedbirli olmakta her zaman fayda var. Dışarı kolaçan etmeye devam et. Çocukların vaziyeti nasıl? Hala bir şey yemediler. Ama kendileri bilir. Daha da uğraşmayacağım bir şey yedirmek için. Tükürüyor veletler. Kan beynime sıçrıyor. Bir ara bir tanesi elimde kalacak diye korkuyorum. Onlara sen elini süremezsin. Onlar artık Yüce Meclis'in malı. Birkaç yıl sonra şimdiki hallerinden eser kalmayacak. Huysuzlandı. Birileri var. Bu bir tuzak. Sen hemen dışarı çıkın. Belgeleri şu milyar. Hoş geldin komitesi. Ulan bir kere de biz teslim oluyoruz arkadaşlar desinler be. İyi ateş ediyorlar Ali. Mermi kulağımın içinden vın dedi geçti Mustafa'm. Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Ben üç deyince. Tamam Mustafa'm. Bir, iki, üç.
Bir ateşe ver. Ya Allah, bismillah. Abdullah, gidelim. Aynı evi nasıl buldunuz? Padre hepinizin canını okuyacak. Nereye gidiyormuş Mustafa bu? Kardeşleriyle buluşmaya gidiyormuş. Sen ancak gitsen gitsen cehennemin dibine gidersin. Abdullah gidelim. Hadi. Kardeşlikten kaçamazsınız. Hocam! Gıyasettin Efendi.